Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte balıklarımıza ıspanak haşlayacağız. Daha doğrusu ben daha önceden hazırlıklarımı yaptım. Burada pazardan almış olduğumuz ıspanaklar var arkadaşlar. Böyle çiğ halinde duruyor. Bunları şurada görmüş olduğunuz gibi bir metal bir tencere olabilir ya da bunun gördüğünüz gibi plastik bir kap. Bunların içinde güzelce bunları ilk başta soğuk suyla bu çiğ olan ıspanaklarınızı ilk başta soğuk suyla 10 dakika 15 dakika kadar bu kabın içinde veya tencerenin içinde bekletiyorsunuz. 10-15 dakika bekledikten sonra üzerindeki çamurlar işte bakteriler ıspanaklardan ayrılıyor. Akvaryumunuza girmesini istemediğiniz olan bakteriler balığınızı hasta etmemek için ondan ayrılıyor. Güzelce temizledikten sonra, yıkadıktan sonra arkadaşlar, normal buradan işte musluk suyuyla yıkadım ben. Musluk suyuyla yıkadıktan sonra daha sonra çaydanlıkta su kaynattım arkadaşlar. Yaklaşık bir iyice kaynattım bayağı bir. Kaynamış suyu ıspanaklarımın üzerine döktüm. Görüyorsunuz içindeki su bayağı bir sarardı. Yaklaşık 5 dakikadır falan bu kaynar suda bekliyorum. Bekletiyorum. Şu anda hala el değecek kadar ılımadı su. Bayağı bir kaynar. Bir iki dakika daha burada susacağım. İyice haşlandı zaten bu ıspanaklar. Bayağı bir yumuşadı arkadaşlar. Yani şuradaki ıspanakların şunlarla hiç alakası yok. Bunlar taş gibi. Bunlar iyice yumuşadı. Balıkların kolay tüketebileceği bir kıvama geldi. Birazdan birlikte bu ıspana üretim halindeki balıklara sizlerle birlikte vereceğiz. Bu ıspanak yemini balıklara hazırlaması çok kolay arkadaşlar. Siz de kendi evinizde bunu hazırlayabilirsiniz. Çok basit bir şey. Akvaryumun içinde diğer salatalık attığınızda vatozlara örnek olarak salatalık attığınızda veya işte diğer biber olsun sebze ürünlerinden attığınız zaman 2 saat 2,5 saat maksimum 3 saat akvaryumda tutabiliyorsunuz. Bunu da aynı şekilde onlar gibi atıyorsunuz. Vatozlara özellikle çok iyi geliyor. Ekstra yemlerden alamadıkları vitaminleri ve mineralleri bu ıspanak sayesinde alabiliyorlar. Bunu 3 saat kadar akvaryumunuzda tutabilirsiniz. 3 saatin ardından eğer balıklarınız bunları yemese akvaryumundan alırsanız akvaryumun su değerleri bozulmaz. Akvaryumunuz için sağlıklı güzel bir ortamı korumuş olursunuz. Bozmamış olursunuz. Birazdan aşağıda balıklarımıza bu yemi verirken de video çekeceğim. Görüşmek üzere. Hepinize merhaba tekrardan dostlarım. Bugün biraz önce de bahsettiğim gibi ıspanak yemi nasıl hazırlanır, ıspanak nasıl haşlanır, balıklarımıza nasıl vermeliyiz, nasıl uygulamayız onlardan biraz bahsettim. Birazdan balıklarımızı besleyeceğiz sizlerle beraber. Uzun zamandır video atamıyordum arkadaşlar. İşlerimin yoğunluğundan dolayı bayağı bir stresli bir dönem geçirdim iş yeriyle alakalı. Biliyorsunuz bu son çıkan koronavirüs yüzünden birçok yer kapatıldı. İşte kumarhaneler olsun, gazino, pavyon veya böyle kalabalık olan restoranlar, kafeler, barlar, bu tarz yerler kapatıldı. Milletimize geçmiş olsun diyorum. Hepimiz dikkatli olmamız lazım bu konuda. Koronavirüs konusunda hepimiz elimizden ne geliyorsa bunları yapmamız lazım. Ben 28 yaşındayım. Benim için belki bu virüsün çok etkili olmayacak, öldürücü sonuçlar yaratmayacak ama benim büyüklerim için, anneannem için, babaannem için veya yaşı büyük olan insanlar için bu virüs çok ölümcül olabiliyor. O yüzden hepimiz dikkat etmemiz lazım virüs için. Bu arada arka fonda müzik çalıyordu arkadaşlar. Rahatsız olduysanız kusura bakmayın. Müzik dinliyordum burada. Sesini kısmayı unuttum onun. Şimdi balıklarımızda ön kamerayı alacağım. Ispanaklı yemimizi verelim arkadaşlar. Bakalım. Önce bir akvaryumlarımı göstereceğim. Sonra ıspanağımızı vereceğim. Bakalım balıklarımız yiyecek mi? Bu arada şurada 40 tane sarı prenses damızlığım var. Bunlar nedense çok korkak oldular. Beni gördüler mi? Gördüğünüz şu anda yaptığım dekorun arkasına saklanıyorlar. Yine şu anda biraz kendilerini gösteriyorlar ama komple kayboluyorlar. Ben yokken rahat ediyorlar sanırım. Ben buradayken pek rahat değiller. Ön kameraya geçiyorum. Ispanaklı yemimizi verelim. Akvaryumlarımızı gösterelim. Neler değişti? Neler oldu? Hepsini tekrardan bir göstereceğim size. Görüşmek üzere.
Evet, ön kameraya geçtik. Şimdi burada damızlık altı sarı prenseslerimin olduğu akvaryum arkadaşlar. 150 taneye yakın şu anda bunun içinde sarı prenses var. Bu arada bir abimin akrabası evinde akvaryum varmış. O akvaryumu bozmuşlar. Bakamamışlar balıklara. Akvaryumla beraber buradaki balıkları bana hediye ettiler. Görüyorsunuz şöyle bir tane mavi prenses gidiyor oradan. Beyaz prensesler var 2-3 tane. Bir tane bir ciklet türü var. Burada bir tane portakal var arkadaşlar. Erkek mi dişi mi tam olarak bilmiyorum ama 15 santimden büyük onun boyu. 20 santim de gelebilir. Bayağı bir büyük bir balık o. Bir tane de sanırım şu üstteki olması lazım. Bir tane orada tek başına takılan bir balık var. Şöyle görüyorsunuz şurada. O balık olması lazım. Bunun da türünü tam olarak bilmiyorum. Yani şu anda aklımda değil. Biliyorum onu gördüm akvaryumcularda ama ismini tam olarak şu anda aklımda getiremiyorum. Öyle balıklar geldi, değişik balıklar. Buraya bir farklı bir görsel kattı. Biliyorsunuz bu bölümde bulunan akvaryum balıkları damızlık altı. Şu anda içinde de 5-6 tane de ağzında yavru olan balık var. Artık yumurta tutmaya başladı bunlar. Fazla olmuyor. 10 tane, 15 tane falan tutuyorlar bu boyda ama gene de tutuyorlar yani ağızlarında yavru. Ben bu boydayken ağızlarındaki yavruyu almama taraftarıyım. Kusturmama taraftarıyım. En az bir 5-6 kere yavru alıp atacaklar. İyice tam olarak oturduğu zaman artık annelik içgüdüleri, babalık içgüdüleri, annelik içgüdüleri diyeyim, anne ile alakalı da bu konu. O zaman ondan sonra alıyorum. Daha sağlıklı oluyor. Daha güzel oluyor bence. Bu akvaryumumuz bu şekilde. Üstte Duboisilerimizin bulunduğu akvaryum var. Burada da damızlık altlarımız gayet güzel büyüyor arkadaşlar. Çok hızlı büyüyor buradaki balıklar. Günde 3 öğün besliyorum. Bu aralarda boş olduğum için bayağı bir ilgileniyorum balıklarla. Bunlar aynı şekilde devam. Bu aralar yavru alamıyorum yalnız. Bilmiyorum erkeklerden bir problem var ya da kolonide yavru olduğu için mi içinde. Bir tane dişi bugün çiftleşmek istiyordu erkeklerle. Erkekler yanaşmadı. Dişinin anüsündeki kese bayağı bir büyümüş. Yumurtlayacaktı yani. Vent mi oluyor, anüs mü oluyor artık o bilmiyorum ama vent de olabilir. Oradaki kese çıkmış yumurtlamak istiyordu. Erkekler yanaşmadı. Bilmiyorum ne oldu. Sonuç. Burada en alttaki akvaryumdan başlayalım. Sarı prenseslerimiz. Küçük boydakiler. 2 santimle 3-3,5 santim arası. Burada sarı prenseslerimiz var. Bu bölümde de bayağı bir sarı prenses var gene ama rahatlattık. Buradaki büyükleri seçtim. Buradaki akvaryuma attım. Bu balıklar sürekli aç arkadaşlar. Hiç doymuyor. Sürekli iştahları yerinde. Allah'a çok şükür bir sağlık sorunu, bir sıkıntısı da hiç daha bugüne kadar yaşamadım. Umarım yaşamam da. Burada da geçen Mücahit'e sattığım anaçlardan son aldığım yavrular. Bunlar da bayağı bir büyüdüler, geliştiler. Siz de görüyorsunuz diğer videolarımı takip ettiyseniz eğer şu anda ne kadar büyümüşler fark etmişsinizdir. İçinde bir 15-20 tane yakın küçük olan var. Yani bunlar da içindeki balıklarla büyük olanlarla arasında bir 2 hafta olanlar var, küçükler. Böyle küpün yanında gördüğünüz gibi. Diğerleri geri kalanı hepsi büyük. Burada da sanırım 150'ye yakın sarı prenses var. Şurada da arkadaşlar şu altta küçük bir akvaryumum vardı biliyorsunuz. Onun içinde bulunan lepsteslerimi bu bölmeye taşıdım. Bu yaklaşık 30'a 15 küçük bir akvaryumdu. Biz bunu bozduk. Yavruluk yaptık arkadaşlar. Şöyle üstten de göstereyim. Bunu ben yavruluk olarak kullanıyordum ama bayağı da büyük bir akvaryum yani. Küçük de değil. İçine buradan 5 tane bir vatoz attım. Lepsi sattım. Burada bu şekilde değerlendireceğim. Hem elektrikten biraz tasarruf olsun diye. Hem de yerim var yani. Burada gayet güzel yaşarlar. Küçük bir akvaryum değil. 11 tane lepsi var içinde. Onlar da damızlık altı lepsi. Küçük, fazla büyük değil. İçine birkaç tane kök attım. Taş koydum. Rahat etsinler. Doğal ortamlarında hissetsinler kendilerini diye. Burada full redlerim var. Full red erkeklerim şöyle gördüğünüz gibi bayağı büyüdüler, güzelleştiler.
kıpkırmızı oldular. Dişilerim, erkeklerim belli oldu. Fulletlerden ilk yavrumu aldım. 15-20 taneye yakın ama yavruları yemişler. 3-4 tane kalmış içinde. Ayırmadım. Uğraşmadım açıkçası ayırmaya. Bir tane yeni katappa yaprağı attım. O da daha çökmedi. Katappa yaprağı bence faydalı arkadaşlar. Vatozlara ve bu tarz lepses olan akvaryumlara. Su yumuşattığı için. Bana göre faydalı. Şurada bir tane dişimiz var. Vatoz dişimiz. Bu arkadaşlar acayip doldu. Erkek bunu kabul etmiyor. İçinde çok yavru var. O yüzden mi bilmiyorum ama yani maşallah dişimizin şu anda karnı bayağı bir dolu. Neredeyse patlamak üzere. Erkek vatozumuz bunu küpe davet etmiyor. Küpe kabul etmiyor daha doğrusu. Yumurtlattırmıyor bu balığımızı. Burada bayağı çok sayıda sarı, cüce, kırmızı göz vatozumuz var. Vatozumuz var. Siyah, düz, cüce vatozlarımız var. Canlı bitkimiz var. Üste gördüğünüzde kendime ayırdığım damızlık altı sarı prenseslerim. Burada da şu anda 35 dişi, 6 erkek var. Erkeklerden bir iki tane hoşuma gitmeyen var. Onları çıkartacağım. Şöyle görürseniz ağzı dolu dişilerim var arkadaşlar. Bunlar bayağıdır ağzı dolu. Burada gördüğünüz dişiler. Şuradaki dişinin de ağzı dolu. Artık bunlar maşallah arkadaşlar. Bayağı bir her baktığımda 5-6 tane ağzı dolu oluyor içinde. Şu anda görüyorsunuz hepsi saklandı. Bir tane balık görünmüyor 40 tane balığın içinde. Sağa sola kaçıştılar. Şöyle küçük şeylerin içine de giriyorlar. Küplerin. Bunların şuradaki balıklarımı satıp burayı bitirince damızlıklarımı buraya alacağım arkadaşlar. Çünkü bu akvaryumda çok güzel ürüyorlar. Öyle bir planım var. Bakalım gerçekleştirebilirsek. Şimdi şu ışığı açayım. Bunlara yemimizi verelim. Bakalım ne tepki gösterecekler. Beğenecekler mi? Yiyecekler mi? Birkaç tane içine atacağım. Bir tanesini attım. Balıklar korktu arkadaşlar. Korkmasa. Şimdi saldırsalardı. İyi olurdu ama buraya şöyle bir 4 tane attım. Bakalım. Tepkileri ne olacak? Bir tırtıklamaya başladılar ama yiyecekler gibi sanki. Balıklar çok tedirgin oldu arkadaşlar bu. Kocaman yeşil yeşil üstlerine doğru geliyor. Korktular. Kaçacak yer alıyorlar. İlk başta bir yemeye çalıştılar ama şimdi görüyorsunuz balıkları. Tram tram oldu. Birazdan belki alışırlar. Diğerler acaba bölüp de mi atsaydım ki? Onları deneyeceğim. Diğer balıklarımıza da ben bu yemimizden vereyim. Video çok uzun oldu arkadaşlar. 12-13 dakikayı geçti. Duboysilerimize de şöyle sizle beraber bir tane bir atalım. Onlar evcil, uysal. Pek fazla korkacaklarını zannetmiyorum. Şöyle bir buket. Görüyorsunuz bunları. Şöyle bunlara bir buket bir atayım. Oo, bunlar baya baya götürecek gibi. Bunlar bildiğiniz kopartıp kopartıp yiyor. Şöyle bırakayım bakalım ne yapacaklar. Aslında bunları sabit bir şeye koysak, bağlasak ya da ne bileyim çatal taksak bence daha güzel olur. Hem fazla korkmazlar. Saldırıp yerler. Ama yiyeceklerini umut ediyorum. Bakalım. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Aklınızda farklı sorular olan varsa, öneriler ve görüş bana bildirmek isteyenler varsa yazabilirler.
yorumlar kısmına. Hepinize kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.